Haydi bakalım Kadir Bey. Gel. Haydi bakalım, haydi bakalım. Haydi bir saniye süpürgemi de alıyorum hemen. Tamam Kadir Bey. Sakin olun, süreniz başlamadı. Bu dünkü çekmeyen süpürgemi Kadir. Çekiyordur herhalde arkadaşlar. Hayır Kadir Bey, bunu asla kabul etmem. Süpürgenin çok ya sen şekilde... niye kadını dolduruyorsun? Kadir Bey gerçi... Yüksel Hanım'ı yedin, Öznur Hanım'ı yedirmem sana. Ama hayır, Yüksel'e de dedi ki süpürgeyi değerlendirmeye almayacağım dedi. Yemedi ki Yüksel. Yok ama Türkan Hanım puanını çoktan vermişti. Bir dakika Kadir Bey. Bakayım, bakayım. Fena değil ama çok iyi değil. Bir dakika dur, bir dakika. Dur. Hayır hayır, bir dakika dur. Evin yarısını süpürdü vallahi süre başlamadan. Durun bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Antre temizliğe dahil değil. Etmiyor musun da? Etmiyorum tabii. Orada kocaman salon var. Pencereler çok fazla. Yazık değil mi bu kadına? Tamam, kiliş ötesi yok. Evet, aynen öyle. İnsan bir sevinir, bir tepki verir Öznur Hanım. Hemen seviniyorum dış ses. Oynama Pakize, otur yerine. Hayır hayır, oynama değil ki o. Kapılama Pakize. O zaman baştan alalım onu. Tamam, ya, onu yapmayayım ya, çok erken onun için. o olmadı yani, Pakize, güzel olmadı o. Güzel olmadı. Bir çekil bir adam. Sen önce şu fişi çek, seni bekliyorum. Kadir Bey, önce şu dağınıklığı toplayalım. Ondan sonra süpürge tamam. Yapalım. Önce süreyi bir başlatalım. Önce süreyi başlatalım. Peki. Başlıyoruz. 3. 2. Bir. Dur bir dakika Kadir. Böyle kuru kuru olmaz. Müzikle başlayalım. Aa, hani ya da benim 50'de gram bulgurum, bulgurum. Konyalımın kaşlarına vurgunum. Vay vay, Konyalım yürü. Yürü yavrum yürü. Fistanını sürü. Şimdi de geçti buradan Konyalı'nın biri. Hey hey. Tamam Kadir Bey, yeter. Evet, bu kadar geldim. Enerji yeter. Hazır. 3, 2, 1 başla. Haydi bakalım. Hadi şu önce şu battaniye, bu sıcakta kim yatıyor bu battaniye? Yaşlı kadın, kemikleri üşüyordu. Rahmetli babaannem dizlerimde yerler esiyor derdi. Esse o misal. Salonda camları, etekleri, koltukları, vitrini, kombinin dolabı var, ayakkabılık var. Yani çok şey var, hepsinin temizlenmesini istiyorum. Aa! Ne oldu? Ekmek koltuğun üstünde küflenmiş, tövbe yarabbi. O ne ala? Aman teyze, her gün sen etek mi değiştiriyorsun ya? Hem de yattığı yerden. Ne yapıyor? Yattığı yerden birini çıkarttı, öbürünü. Kız bu nasıl? Boyuna kostüm giyiyor. Allah yaşlı maçlı ama bak kendine bakıyor kadın. Yok. Kadir Bey, perdelerle birlikte bu şeyleri de atalım. Aa, bir... Kız teyze bunu sana göre değil ki. Son zamanlarda genç şeyler de almış teyze. Belli ki seviyor bunları. Tamam, başka ne kaldı? Başka ne kaldı? Aa, verin onları bana. Ben çok severim bunları. Tamam. Çok sever. Aa, tam adamın eline verdi. Bir merdiven alalım. Hemen geliyor merdiven. Yerleri temizlesin. Onu bekliyorum. Bütün dolaplara, salondakilere girmesini istiyorum. Kadir. Geldim. Nerede kaldın? Baş. Kız sen bunun eline niye şunu verdin? Buna böyle damdam şeyle bir de tam. Kadir Bey, sizin aranıza ben girmem. Hala kendini tehlikeye atma. İşini biliyor. Yok. Ben aranızda... Kadir Bey. Kız Öznur, senin böyle hayatta sinirlendiğin ya da ne bileyim kendinden çıktığın bir durum olmadı mı hiç? Olmaz olur mu Kadir Bey? Emin olun o hallerimi görmek istemezsiniz. Olağanüstü hal mi? Kadir Bey, ben böyle hani... Ne yapıyorsun böyle Budist rahipler gibi? Tövbe ya. Kadir Bey, hiç korkmadım. Ondan şüphem yok hiç zaten. Hiç korkmadım. Sen böyle her şeyi kapının önüne yaş. Kadir Bey, onu da yeni makinemizde yıkayalım. Teyze onun üzerinde güzel güzel otursun. Şuradaki tülleri de ben alayım çok. Hadi al bakalım. Zaten ev toz içinde, bir de sen bütün tavanın tozunu aşağı indirdin. Evin saf yani. Gözün kör olmasın, yetişiyor mu kolum, baksana. Sağ ol Kadir Bey. İşime biraz daha toz eklediğin için teşekkür ederim. Ben ki kahar senin oradan güneşliği sökersemse sen de bana bu ne edersin? Sen şimdi onu boş ver. Öznur Hanım'ın ayağını gördün mü? Aa, yakalandım, yakalandım. Ne o? Dizlik mi giydin? Öznur Hanım, siz lafınızı unutmayın.
Biliyor musunuz, ben geçen sezon bu adama bir dizlik aldım. Ay ilişkin bir dizlik almış ki adamın töreli bacaklarını kesiyor. Tam sevdiğim ahşap var. Kadir, seviyorsun ama biz sana kıyamıyoruz. Özellikle de dizlerine. Dizlik al bana. Ne? Dizlik al bana. Al sana dizlik. Aa, cidden almış. Nasıl giyeceğim bunu? Artık orasını da sen keşfet bir zahmet. Çevir çevir. Alttan mı geçireceğim? Tabii ki alttan geçireceksin. Ama önce doğru yönünü çevirmelisin. Bir de şu ayakkabılarını çıkarsan daha rahat olacak. Aa, biraz yanına çıt at, makasla gevşet. Gerçi benim bacaklarım güzel. Dizler yekpare. Bu niye böyle indi değil mi? Bak gördün mü? Hayır, şimdi biraz sonra yerlere dizimi koydum. Bir dakika, ben yapayım Kadir. Kadın tam donan. Allah bilir içine çelik yelek de girmiştir. Çelik yelek niye giyeyim Kadir Bey? O ne işe yarayacak şimdi? Şimdi böyle dizimi yere koyacağım. Bak bununki nasıl kaliteli. Zaman... Kız seninkinin eşi Özlü. Bak seninkinin lastiği de iyi, gördün ama mü? Ama bu kullanıldı Kadir Bey. Çantamda bir tane sıfırı var, size yok, verebilirim. Yok, teşekkür. Allah razı olsun. Dinlemeyin. Gördün mü? Sen gör. Ellerin aldığı lastikliği gör. İşine nasıl özen gösteriyor. Maşallah. Kendine bakıyor kadın. Bence pilatik durmuyor Öznur. Yani yetiştiremeyecek. Özdur bu evde bahane üretmemesi lazım. Ferah bir ev. Çok güzel temizlik yapılacak bir ev bence. Camlara mı girdin Kadir? Evet, şu cama girdim. İyi yapmışsın. Yalnız köpüğü sıktın ama çok da köpüklük bir işi yoktu o camın. Ama sen de sanki cebinden veriyor be. Ben burada markayı şaşartıyorum. Deterjan bakın nasıl akıtıyor diyorum. İyi de cam kirli değil ki. Ne kadar işe yaradığı anlaşılmıyor. Sonra da sıkmayacağım diyecekler ki Kadir deterjanları kullanmayı eve götürüyor. Kadir Bey, bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Şimdi evet süpürüyorum. Yalnız biraz kalanları da elimle silerken alacağım çünkü okay. Yerde çok döküntü var. Temizlikten anlıyorsa Özlem Hanım bu evi daha erken de bitirebilir. Tam bir halı deposu. Okey. Evet, ne diyorsunuz? Bence onların hepsini şu köşeye yığ. Altını sildikten sonra geri yerleştirip vitrini itelim. Ya bu kadar netsin yani. Başka bir fikrin var mı? Tabii ki. Ne? Özgür büfeyi temizle, arkası kalsın. Peki sana bana göre kaldı, yarışmacılara göre. Ya Kadir Bey ya, Kadir Bey İtebiliyor mu, geleyim mi? Soracağına gelsene Kadir. Kaç yaşında kadın? Dur bekle, dur. Dış ses kaç yaşında derken... Kadir Bey Allah'ın aşkına yani... Hani ne derler, kameraman orayı çek. Şimdi bunları boşalt. Ay sil, süpür, arkasına geri yerleştir. Ondan sonra... Aa, 4 saatte nasıl yetiştiremedin? Salonun çok kolaydı, benimki yağlıydı, benimki ballıydı. Peki, okey. O zaman şöyle söyleyeyim ben de sana. Şimdi dün nasıl ki televizyon bütün evi sildin, televizyonun arkasıyla prizi nasıl unuttun dedik. Ya bak bir saniye. Lütfen. Ama sakin olun. Kimin ne dediği anlaşılmıyor. Öznur kendinden başka kimseyi dinlemiyor. Öznur bildiğini okusun. Hayır, bunu söyleme. Bir dakika lütfen Kadir Beyciğim. Çık. Evet Öznur Hanım. Kadir işine geri döndüğüne göre kendi başınıza kaldınız. Söyleyin bakalım, ne yapmaya karar verdiniz? Bunu söylüyorum. Bu halıların hepsini boşaltmıyorum. Sadece birkaç tanesini boşaltacağım. Elimin erdiği kadarını temizleyeceğim. Çünkü burası inanılmaz çok halı var. Salondaki enerjisi birazcık düşük gördüm. Sanki bir endişeli de yapamayacağım, yetiştiremeyeceğim gibi bir endişesi vardı. Kadir, bak durduk yere yarışmacıyı küstürdün. Yarışmacıyı ben niye küstüreyim? Az önce arkanı dönüp gittin. O zamandan beri konuşmuyorsunuz. Ha, suçlu ben oldum. Dün de aynısını Türkan Hanım'a yaptın. Kadının suratına pencereyi kapattın. Ay, hiçbir şey demiyorum. Salonda iki camını ovdum. Gözüne o gelmedi de onu mu dert ettim? Allah'ından vur. Ben Türkan'a onu şaka yaptım bir kere. Türkan da kendisi herkese her şeyi söyle biz yapınca suç. Öznur da her şeyi söylüyor ama sen Öznur'un yanında bir şey söyledin mi asla kabul etmiyor. Hayır. Hayır. Sanki hakaret etmişiz ya da yalanlıyormuşuz. Hayır, gibi. Hayır Kadir Bey lütfen. Hemen bir savunmaya geçin. Bir dakika. Ben kötü bir şey demedim, dedim ki
Dün de bak dedim televizyonun arkasını unutmuşlardı. O koca evi bıraktılar dedim, televizyonun arkasına dikkat ettiler. Kadir Bey. Şimdi de dedim halıları çekmezsen diyecekler ki vitrinin önünü süpürdün de arkasını niye almadın diyecekler. Bunda kötü bir şey var mı? Bunda kötü bir şey var mı? Ben siz bana kötü bir şey söylediniz demedim ama ki. Ama sürekli kendini bir savunma haline Hayır, geçiyorsun. Hayır çok yanlışınız var. Sizi eleştirmek değil amacı ama çok yanlışınız var. Hayır. Ben burada keyifli vakit geçirmek istiyorum. Size biraz orada laf atmak istedim. İsterseniz bakabilirsiniz. Halıları indirdim. Arkalarını, önlerini sildim. Büfenin arkasını sildim. Ve halıları tekrar yerleştirdim. Hayır ben orada senin için söylüyorum. Çünkü finalde seni eleştirecekler. Biliyorum ama Kadir Bey biraz da yani böyle eğlenceli geçsin değil mi? Hıldır hıldır hıldır. Hep iş i̇şte. Nereye kadar yani? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.